Evet gençler, selamlar. Ben SML hocanız, SML hocam. Matematik kanalındasınız, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konu kümeler part 2 videosunda. Şimdi bize şöyle bir şema verilmiş, bir küme verilmiş Venn şemasıyla. E, Türkçe bilenler kümesi olarak evrensel küme. I kümesi İngilizce bilenler kümesi ve F kümesi de Fransızca bilenler kümesi olsun denilmiş. Şimdi biz burada hangi kümede sözel olarak verilen küme isimlerinin hangisinde kaç tane eleman var? Bunları buradaki harflerle göstereceğiz. Sadece Türkçe ve İngilizce bilenler. Şimdi bak. Sadece Türkçe ve İngilizce bilenler diyor ya. Hem Türkçe hem İngilizce bileceğini anlıyoruz biz bu adamın. Hem Türkçe bilecek hem İngilizce bilecek. Mesela B desem İngilizce biliyor, Fransızca biliyor. Haliyle E'nin içerisinde olduğu için Türkçe de biliyor. Bu olmaz. C Fransızca biliyor ama İngilizce bilmiyor. Bu da olmaz. D sadece Türkçe biliyor. Bu da olmaz. O zaman sadece İngilizce bilenler A tanedir diyeceğiz. Bunun cevabı A olacak. Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilenler. Şu kısmı sildim şimdi. Buna geçelim. Hepsini bilen manasına geliyor bu. Hepsini hangisi biliyor? Bu hem İngilizce hem Fransızca bilmiyor mu? Evet. E, Türkçe de biliyor. E'nin içerisinde olduğu için. O zaman B'dir diyeceğiz. Yalnızca Türkçe bilenler. Onlar da şu dışarıda kalan elemanlar. D diyeceğiz. Sadece iki dil bilenler. Şimdi şurayı silelim. Şu eleman 3 dil biliyordu. E bu eleman da buradaki kişi sayısı da sadece Türkçe biliyordu. E şu İngilizce ve Türkçe, bu da Fransızca ve Türkçe biliyor. O zaman bu A ile C 2 dil biliyor deriz ve toplamda sevgili gençler sadece 2 dil bilen A artı C kişi vardır diyebiliriz. En az 2 dil bilenler. Şunla şu 2 dil biliyordu. E bu da 3 dil biliyordu. Şuradakiler 1 dil biliyordu. Dolayısıyla en az 2 dil bilmesini istiyorsak A artı B artı C diyeceğiz buraya. Ve demiş ki en çok 2 dil bilenler şu 2 dil biliyordu. Bu da 2 dil biliyordu. Bu 1 dil biliyordu. En çok 2 dediği için 1 veya 2 dil biliyordur bu adamlar. O halde A artı C artı D diyeceğiz sevgili gençler. A artı C artı D diyeceğiz. Küme problemlerinde karşımıza çıkacak sözel olarak verilmiş küme isimlerini biz aynı bu şekilde yukarıdaki gibi bir Venn şeması oluşturup kendimiz yorumlayacağız. Haberin olsun. Bu senin için bir ön hazırlık olsun diye bu şekli buraya koyduk. Örnek. Diyor ki futbol ve voleybol oyunlarından en az birinin oynayanların oluşturduğu 30 kişilik bir toplulukta yani hiç oyun oynamayan yokmuş. Şöyle gösterelim ve şöyle gösterelim o zaman. Şurası futbol kümesi olsun. Burası da voleybol kümesi olsun. Birine F, birine de V dedim. 30 kişilik bir topluluk var. Her iki oyunu da oynayanların sayısı 6'dır. Yani şurası 6 kişi miymiş? Evet. Peki futbol oynayanların sayısı, voleybol oynayanların sayısının 2 katından 27 eksik demiş. Bak ben buraya A tane dedim ya. A tane dedim. Peki burası ne yaptı? A artı 6. E bu grup toplamda 30 kişi değil miydi? A artı 6'yı çıkaracağız. Şuradakileri çıkarıyoruz. Böylelikle sadece voleybol oynayanlar kalacak. Bu da sevgili gençler 24 eksi A'nın ta kendisidir. Buraya 24 eksi A yazabilirim. O halde ben şu kısmı da silelim. Şimdi diyor ki futbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısının 2 katından 27 eksik. 2 katından 27 eksik. Futbol oynayanlar A artı 6 kişi değil mi? Evet. Bu da şunla şunu toplarsam 30 eksi A yapacaktır. 30 eksi A'nın sevgili gençler 2 katından 27 eksikmiş sadece futbol oynayanlar. Pardon, futbol oynayanlar, voleybol oynayanların 2 katından 27 eksik. Futbol oynayanların sayısını bul demiş. A'yı bulmak için bu denklemi kullanabiliriz. Şimdi A artı 6 eşittir 60 eksi 2 A eksi 27 dedim. 60'tan 27 çıkarsam 33 kalacaktır. Burada eksi 2a'mız var. Onu bu tarafa atarsanız 3a yapar. 6'yı da diğer tarafa gönderirseniz 33 eksi 6 yapar. Yani 3a sevgili gençler 27'ymiş. A da buradan kaç gelecek? 9 gelecek deriz. E A sayısı 9'sa futbol oynayan 9 artı 6 kişi yok mudur? Evet. O zaman sevgili gençler cevabımız 15'tir diyebiliriz. Geçtik 84. sayfamıza. Matematik ve kimya derslerinden geçenlerin veya kalanların olduğu 30 kişilik bir sınıfta en az bir dersten geçen 25 öğrenci. Şimdi şöyle diyelim.
Böyle bir kümemiz var arkadaşlar. İçinde de matematik ve kimya kümeleri olsun. Şöyle yapalım ve şöyle yapalım. Şurası matematik, burası kimya, burası da sınıf olsun. Pekala. Sınıfın 30 kişi olduğunu biliyoruz. En az bir dersten geçen. En az bir dersten geçen ne demek? Bir dersten geçmiş veya her ikisini de geçmiş demek. O halde kalanları düşünmüyoruz. 25 öğrenci varsa geriye 5 tane öğrenci de her iki dersten de kaldığı için demek ki onu buraya yazacağız. Matematik dersinden kalan 20 öğrenci varmış. Şimdi şurası matematik dersinden geçenlerse maviyle taradığım yer matematik dersinden geçenleri ifade ediyorsa kalanlar nerededir? Bunun dışında kaç öğrenci varmış? 20. O zaman buradan kaç öğrenci vardır? 15. Niye? 15 artı 5 20 yapar. Sadece kimya dersinden geçen kaç öğrenci vardı demiş. Sadece kimya dersinden geçenler de bunlardı zaten. O halde cevabımız neymiş? 15'miş diyeceğiz sevgili yaşlar. Geçtim bir diğer soruma. Satranç ve tavla oyunlarından sadece birinin oynandığı bir grupta 13 erkek satranç, 11 kız tavla oynuyor. Satranç oynayan kız sayısı tavla oynayan erkek sayısının 4 katıdır. Şimdi satranç oynayan var. Satranç oynayan var. Tavla oynayan var. Kız var. Erkek var. Totalde 4 tane değişkenin var senin. 4 değişkene ulaştıysan küme değil tablo çizeceksin. Diyeceksin ki satranç, tavla, kız ve erkek diyeceğiz. Anlaştık. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle çizelim, şöyle çizelim, şöyle çizelim, şöyle çizelim. Bir tane de şuraya attık mı? Tamamdır. Tabloyu oluşturduk. Şimdi bak. 13 erkek satranç oynuyormuş. 13 tane erkek satranç oynuyor. Güzel. 11 tane kız tavla oynuyor. Tamam, onu da yazdık. Bak, tavlayla kızın kesiştiği yerde 11 yazdık. Satranç oynayan kız sayısı yani şurası sevgili gençler. Tavlanın erkek sayısının 4 katıdır. Yani ben şuraya M kişi var dersem burada 4M kişi varmış. Satranç oynayan kız sayısı tavla oynayan erkek sayısının 4 katı dediği için M'ye 4M dedim. Bu grupta 69 kişi varsa artık soru bitti. 4M, M daha 5M yapar. Artı 13, 11 daha 24 yapar ve bu grup 69 kişiymiş. O halde 5M eşittir 45 yapar. M de buradan 9 gelir. Bizden istenen ne vardı? Kaç tane erkek öğrenci vardır? 13 artı M tane erkek öğrencimiz varmış bak. Yani 9. 13, 9 daha kaç yapar? 22. Demek ki erkek sayımız burada 22'miş. 22'ymiş diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum sağ üst taraftaki sorumla. 40 kişilik bir sınıfta Fransızca bilen herkes İngilizce biliyormuş. Şimdi şöyle. Şurası İngilizce diyeceğiz. Şurası da Fransızca diyeceğiz. Neden? Çünkü Fransızca bilen, mesela şu kişi Fransızca biliyorsa otomatikman İngilizce biliyordur. Şu kişi de Fransızca biliyor, otomatikman İngilizce biliyor. Demek ki Fransızca kümesi İngilizce kümesinin alt kümesi olacak. Ve diyor ki Almanca da bilmemektedir diyor. Ve Fransızca bilenler Almanca bilmiyorlarsa Almanca Fransızcanın dışındadır. Ortak bir kesişimleri yoktur. Ama İngilizce ile Almanca'nın ortak bir kesişimi olabilir. Bu sınıfta en çok bir dil bilen 23 kişi varmış. En çok bir dil bilenler nerededir? Sana göstereyim. Şu kısım bak. Sarıyla gösterdiğim yer en çok bir dil biliyordur. Sadece İngilizce biliyor. Şu kısım da sevgili gençler sadece Almanca biliyor. Ve böylelikle en çok bir dil bilenleri bulmuş oluruz. Tabii bir de şöyle bir durum var. Fransızca bilen, bir de hiç dil bilmeyenler olabilir. Hiç dil bilmeyenler için de şöyle bir tane kapalı eğri oluşturalım. Burası da evrensel kümemiz olsun. Tabii ki şurada bulunan insanlar da yine hiçbir dil bilmiyorlar demektir. Ne demiş ki? En çok bir dil bilen. Yani sarı bölgeye şuraya A, buraya B dersem, şuraya da C dersem sevgili gençler. A artı B artı C. A artı B artı C. En çok bir dil bilen 23 kişi olduğuna göre bunlar 23 kişidir. Buna göre yalnız iki dil bilen. Şimdi yalnız iki dil bilenler neresi? Bak şuradaki elemanlar
Yalnız iki dil biliyordur diyebilirim. Ne biliyor? Fransızca ve İngilizce. Tamam. Daha sonra şuradaki elemanlar da Almanca ve İngilizce biliyorlar. Bu ikisi sevgili gençler, yalnız iki dil bilen kaç kişi vardır diye sorulmuştu. Şimdi ben şunu biliyorum. A artı B artı C'nin 23 olduğunu biliyorum. Peki bu sınıf kaç kişiydi? 40 kişiydi hocam. Geriye hangileri kaldı? D ile E kalmadı mı? Bana da zaten D ile E sorulmuş. Kaçtır diye. Ben bunları toplarsam A, B, C, D, E bunların hepsi 60 kişi değil miydi zaten sınıf? 40 kişiymiş, üzgünüm. Sınıf zaten 40 kişiymiş. O zaman 23'e ne eklersem 40 olur? Tabii ki 17. O halde sevgili gençler, yalnız iki dil bilen D ve E bölgesinde 17 kişi vardır diyebiliriz. Ve artık bu da son sorumuz arkadaşlar. Şu kısmı sileyim ve okuyalım sorumuzu. Bir sınıfta İngilizce veya Fransızca bilenlerle bu iki dilden hiçbirini bilmeyenler vardır. Şimdi İngilizce bilen var, Fransızca bilenler var, bir de ikisini de bilmeyenler var. O zaman bir evrensel kümeye ihtiyacımız var. Burası İngilizce bilenler, burası da Fransızca bilenler. Pekala, bu iki dilin hiçbirini bilmeyen iki. Burada iki kişi varmış bunların dışında. En az birini bilen 40 kişi varmış. O halde şu bölgede de 40 kişi var. O zaman bizim sınıfımız 42 kişi değil midir? 2 burada, 2 burada. 40 kişi de şu İngilizce ve Fransızcanın birleşimi olan yerde var. Toplamda sınıf 42 kişi diyebilirim. En çok birini bilen 32 kişi. En çok bir tanesini bilen ne demek? Şuradaki artı şu bölgedekiler demek. Çünkü burada bir dil bilen var. Burada bir dil bilen var. Şurada hiçbirini bilmiyor. Demek ki en çok 32 kişi varsa şunla şunun toplamı da 32'ymiş. Bu, bu ve bu. O zaman şunla şuna toplamına ne kalır? 30. İki dil bilen kaç kişi vardır? İki dil bilen şunlardır sevgili gençler. Bu kısım. Ve ben 42'den toplam sınıf mevcudunda buradaki 32'yi çıkarırsam eğer 10 kişi kalır ve 10 kişi de buradadır. Ve bunlar da bu iki dili bilen kişi sayısıdır. O halde sevgili gençler cevabımız 10 olacak ve böylelikle videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Evet arkadaşlar, kümeleri de bitirdik. Haftaya fonksiyonlar işleyeceğiz. PDF'ini paylaştım videonun altında. İndirebilirsin, çıktı alabilirsin. Ekstradan açıklama kısmında verdiğim kısımdan da ister renkli ister siyah beyaz bu notların da spiralli biçimde çıktısını sipariş edebilirsin. Gayet cüzi bir fiyata bunu da yapabilirsin. Haberin olsun. Şimdi bu hafta bu kampı takip edenler, güncel videoları takip edenler, matematiğin ilacından sevgili gençler, kümeler adlı konuyu ve küme problemleri adlı konunun tüm sorularını çözecekler. Her iki kampı da takip eden varsa lütfen hem matematiğin ilacından hem de sevgili gençler acil matematik TYT Soru Bankası'ndan küme ve küme problemleri olan kısımların her birini çözsünler. Ekstrada sadece diğer kampı takip edenler 20 net üstü olan arkadaşlar varsa da dediğim gibi matematiğin ilacını çözmeyebilirler. Çözerlerse yine hızlanırlar ama çözmeden sadece acil matematik TYT Soru Bankası'ndaki küme kısmını ve küme problemleri kısmını lütfen çözsünler. Ne zamana kadar? 7 gününüz var. Haftaya kadar, haftaya bugün bu saate kadar lütfen ödevleriniz bitmiş olsun sevgili arkadaşlar. Evet, sizle beraber hem bir kamp bitiriyoruz hem de bir kitap bitiriyoruz. Hatta iki kitap bitiriyoruz bazı arkadaşlarla. Bunların her birinin karşılığını mutlaka alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Hani bir tabir vardı ya, çalışan her zaman alır emeğinin karşılığını diye. Mutlaka. Belki şu zaman almazsınız, bir ay sonra, 2 ay sonra ama sınava kadar mutlaka ama mutlaka iyi ki bunları yapmışım, iyi ki ben emek harcamışım, emek sarf etmişim de kafa patlatmışım, kafa yormuşum, o soruları çözmüşüm diyeceksin. Hiç merak etme. Evet, artık bu videonun da sonuna geldik. Diğer hafta bu kampta görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.